8-8 çerçeveden yavru durumunu. Evet, burası da arkadaşlar şu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Tarih 17 Ağustos 2023 arkadaşlar. Arılarımız Susam bölgesinde. Evet, şu gördükleriniz susam bitkisi, susam tarlası. Yani etrafta yüzlerce dönüm susam ekli arkadaşlar. Ayrıca burada şu anda hayıtlar açık arkadaşlar. Yani burada hayıtlar Ağustos'un başında açıyor. Ayrıyeten sabah şu domuz pıtrağı dediğimiz pıtraklar, bunlardan da sabah polen alıyordu arımız. Yine bu çevre arkadaşlar susam tarlalarının içerisine salatalık, kabak, ondan sonra kavun, karpuz, bu tür bitkiler de ekiyor. Bunlar ticari amaçla, yani bu kavun, karpuzlar ticari amaçla ekilmiş bitkiler değil arkadaşlar. Kendi yiyeceklerini çıkarmak için böyle susam tarlasının arasına serpiştirmişler. Ayrıyeten burada börülce de var. Sabah ilk arı börülceye kondu. Yani susam tarlalarının içerisine yine börülce de ekmişler. İşte arkadaşlar burada yumurtlamayan analar vardı. Bugün 8 tane kovanı birleştirme yaptım. Yani 8 kovanda çaylak ana varmış, fakat onlar anasını almamış. Evet, burada şöyle bir de su kuyumuz var arkadaşlar. Şöyle delik bir kovası var. Evet, kuyudan çektiğimiz su arkadaşlar. Evet, suyumuz yaklaşık, şöyle göstereyim, bilmiyorum, bir 5-6 metre var en azından. Şöyle gözüküyor galiba. Burada tarla içerisindeki kavunları, karpuzları arkadaşlar geceleri domuzlar gelip yiyor, zarar veriyor tarlaya. İşte tarla sahibi de şöyle bir çadır kurdu oraya. Geceleri burada yatacak ve bostanını bekleyecek. Arılarda yavru durumu gayet güzel. Arımız buraya ballı gelmişti zaten. Hiç balını eksiltmemiş. Hatta balda bir miktar artış var. Fakat geniş bir yavru alanına açılmış arımız. Yani hatta bir örnek göstereyim size. 10 çıtalık bir arının durumunu göstereyim. Biraz önce ben bakmıştım. Evet, şu şekilde 10 çıtalık bir arı bu arkadaşlar. Hemen 10. çerçeveyi çekeyim. Evet arkadaşlar, 10. çerçeve bu. Bu şekilde ballı. Evet, size 9. çerçeveyi de göstereyim. Galiba orada yavru vardı. Evet arkadaşlar, 9. çerçevede larva başlıyor. Peteklerin üzerleri ballı. Evet, yine bir önceki 8. çerçeveden yavru durumunu. Evet, burası da arkadaşlar şu şekilde. Yani şu anda en az 1 kilo bal var petek üzerinde ve altında da gördüğünüz gibi kapalı yavrusu var. Arkadaşlar tabii başa kadar incelemedim ben bu arıyı, ama bizim çalıştığımız sıkışıklıkta bir numaralı petek hariç diğer peteklerin hepsi yavrudur arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki bu kovanda
10 çıtalık arı, 8 çıta yavru var arkadaşlar. Durum bu. Yani biz buraya ilk araba 29 Temmuz'da indi. Sonraki arabayı 1 Ağustos'ta indirdik. Evet, yavru durumu, bal durumu bu şekilde arkadaşlar. Buraya indirdiğimizde arımızda bu şekilde yavru yoktu. Evet, arımız yavru yapmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradaki durum bu. Ha, burada ne kadar kalırız? Arkadaşlar burada çok fazla bir süre kalmadı. Yani burada maksimum kalabileceğim süre benim. Yani aslında 10 gün sonra kalkılsa olur da, fakat hazırlık yaptık kalktık diyese, yani 15 gün sonra kesinlikle buradan kalkmamız lazım. Evet. Bal nerede? Biz oradayız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.